BRT Haber Merkezi'nden mutlu günler, gün ortasına yansıyan gelişmelerle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi Siyaset Akademisi'nde iki devletli çözüm vizyonuyla ilgili konuşma yaptı. Kıbrıs'ta iki ayrı devlet, iki ayrı halk ve iki ayrı demokrasi bulunduğuna dikkat çeken Tatar, Kıbrıs Türk'ünün demokratik egemenlik temelinde bir anlaşmayla kendi geleceğini tayin etme hakkının bulunduğuna vurgu yaptı. Tatar, devletimize sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur. Devletimizden, egemenliğimizden ve Türkiye'nin garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğiz dedi. Mücadelemizi sürdürebilmenin elbette. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi Siyaset Akademisi'nde iki devletli çözüm vizyonu hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 6 haftadır süren Siyaset Akademisi'nde ideoloji ve ilkeler hakkında önemli konuşmalar gerçekleştirildiğini belirterek emeği geçenleri tebrik etti. Ulusal Birlik Partisi'ne büyük görevler düşmektedir. Bu siyasetin devamı için, bu siyasetin yerleşmesi için, bu siyasetin kökleşmesi için biz önümüzdeki dönemde de mutlak surette bütün bunları başararak devam ettirmek durumundayız. Devletimize sonuna kadar sahip çıkmak ve bu anlayışta bunları başarmak hepimizin, hem ülkemize hem partiye elbette sorumludur. Bir mükellefiyetidir diye değerlendiriyorum. Kıbrıs'ın bir Helen adası olmaması için Kıbrıs Türk'ünün büyük mücadeleler verdiğini anlatan Tatar, yapılan girişimler sonucu Kıbrıs konusunda hassasiyetin Türkiye'de artırıldığını ve milli davaya sahip çıkıldığını vurguladı. Kıbrıs Türk tarafının kurucu eşit ortağı olduğu eşitlik temelinde bir antlaşmayla Kıbrıs Türk'ünün Rumlar kadar eşit olduğuna dikkat çeken Tatar, egemen eşitliğin gücünün 1960 antlaşmalarından alındığını kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti'nin tek taraflı müdahale hakkı bizler için yaşamsal bir öneme haizdi. 1974'te bunun ne anlama geldiğini çok iyi gördük, yaşadık ve dolayısıyla bundan sonraki süreçte de bir anlaşma olacaksa bizlerin kırmızı çizgileri mutlak surette Kıbrıs'ın kuzeyindeki Türk Devleti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti bu anlaşmanın bir parçası olmak durumundadır. Aynı zamanda Türkiye'nin garantörlük statüsünün devamı ve Türk askerinin caydırıcı bir güç olarak buradaki barışı, huzuru ve güveni devam ettirmesi için Türk askerinin varlığı da bizler için fevkalade önemli ve değerlidir. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra iki devletin işbirliğine dayalı bir çözüm modeli siyasetini benimsediğini belirten Tatar, yeni siyasette Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteğini aldıklarını, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililerin var gücüyle bu siyaseti dünyaya duyurduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin girişimleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletler Teşkilatı'na üye olduğunu anımsatan Tatar, devletin statüsünün aşama aşama yükseldiğini kaydetti. Gerçekler vardır. O gerçekler işte Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi, iki ayrı devlet ve bu devletin çalışmalarıyla, tanıtım faaliyetleriyle, üniversitemizden mezun olmakta olan uluslararası öğrencilerle, turizm faaliyetlerimizle, ticaretimizle, her türlü görünürlüğümüzle bütün dünyaya Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk halkının egemenlik temelinde bir anlaşmayla kendi geleceğini tayin etme hakkına sahip olduğunu bunları her gün duyuruyoruz. Cumhurbaşkanı Tatar, en güneydeki bağımsız bir Türk devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Adası ve Türkiye olmak üzere bölgede barış, huzur ve güvenin anahtarı olduğunu söyledi. Yeni siyasetin devamı, yerleşmesi ve kökleşmesi için UBP'ye büyük görevler düştüğünü belirten Tatar, ülkenin birlik ve beraberlik içinde yönetilmesine devam edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tatar, UBP'nin ülkeye büyük hizmetler verdiğini, UBP döneminde yeni havalimanının faaliyete girdiğini, Türkiye'den su temin projesiyle ülkede refahın arttığını, kabloyla elektrik gelmesiyle de daha da artacağını söyledi. Gerek uluslararası kurum ve kuruluşlarda, gerek Avrupa Birliği'yle, gerek şirketlerle, gerek gelen giden bütün muhataplarımızda kendilerine Kıbrıs Türk halkının özden gelen muktesip haklarını egemenlik noktasında 1571'lerden bugünlere kadar aşama aşama varlığımızı nasıl sürdürdüğümüz, bundan sonra da artık bunları bir müktesep egemen hak olarak bu şekilde yerleşmekte olduğunu ve dolayısıyla Kıbrıs'ta bizleri çoğunluğun azınlığını yapacak herhangi bir anlaşmaya cevabımızın red olacağını, kabul etmeyeceğimizi ve bizlerin geleceği için mutlak surette
ayrı bir devlet, ayrı egemenlik, bağımsızlığımız ve kendi geleceğimizi tayin etme hakkıyla bu yolculuğu yürüyebileceğimizi anlattığımızda gerçekten bizlere de hak verdiklerini görüyoruz. Yani egemen eşitlik, eşit uluslararası statü temelinde bir noktaya gelinmediyse bizlerin müzakere masasına oturma gibi bir lüksümüzün olmadığını, çünkü Türkiye'nin tam desteğiyle yeni bir siyaset sürdürdüğümüzü kendisine anlatacağız. Yıllarca sürdürülen federal temelde antlaşma görüşmelerinde hiçbir netice alınmadığını kaydeden Tatar, Rum tarafı Kıbrıs Türk'ü ile eşitliği paylaşmak istemiyor. Türkiye'nin yer almadığı Avrupa Birliği'ne Kıbrıs'ın tek taraflı alınmasının ardından federal temelde bir çözümle garantörlük ve askeri varlık ortadan kalkacak. Bu nedenle devletimizden, egemenliğimizden ve Türkiye'nin garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğiz dedi. Sayın seyirciler, Ulusal Birlik Partisi Siyaset Akademisi'nin birinci dönemi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın verdiği iki devletli çözüm vizyonu dersiyle tamamlandı. Ulusal Birlik Partisi Onursal Başkanı ve 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu'nun dünden bugüne UBP konusunda verdiği açılış dersiyle başlayan Ulusal Birlik Partisi Siyaset Akademisi 1. dönemi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın verdiği iki devletli çözüm vizyonu dersiyle tamamlandı. 1. dönem 6. hafta programında Profesör Doktor Ahmet Kasımhan, siyasette stratejik iletişim ve kamu yönetimi, gazeteci Özer Kanlı, Seçimler ve Ulusal Birlik Partisi başlığı altında ders verdi. Yakında Üniversitesi Büyük Kütüphane'de yoğun katılımla gerçekleşen dersler büyük ilgi gördü. Kapanış oturumunda Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu ile Ulusal Birlik Partisi Grup Başkan Vekili, Akademik Koordinatörü Dr. Ahmet Savaşan da birer teşekkür konuşması yaptı. Ulusal Birlik Partisi Grup Başkan Vekili, Akademik Koordinatörü Ahmet Savaşan, 300 kişinin katılım gösterdiği ve teşekkür belgesi aldığı eğitim programı kapsamında 6 hafta kesintisiz katılan 253 kişiye isimlerine özel olarak hazırlanan katılım sertifikası verileceğini kaydetti. Sayın seyirciler, Yeniden Doğuş Partisi 4. Olağan Kurultayı dün gerçekleştirildi. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kurultayda kullanılan 3.121 oyun 1956'sını alarak yeniden parti genel başkanı seçildi. Erhan Arıklı, kurultayın Yeniden Doğuş Partisi'nin yeniden doğuşu olacağını kaydederek partililere yeni bir sayfa açacağız dedi. Yeniden Doğuş Partisi'nin birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğini vurgu yapan Arıklı, 5 Mayıs'ta Milletin Partisi ile birleşmesinin ardından çok daha büyük bir güçle sahalara ineceklerini kaydetti. Yeniden Doğuş Partisi 4. olağan kurultayı dün gerçekleştirildi. YDP Genel Başkanı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kurultayda 1956 oy alarak yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı seçildi. Erhan Arıklı, yeniden genel başkan seçilmesinin ardından kısa bir zafer konuşması yaptı. Arıklı, kaybedenin olmadığı, kazananınsa sadece YDP'nin olduğu bir kurultay yaşandığını belirtti. Olağan kurultayın Yeniden Doğuş Partisi'nin yeniden doğuşu olacağını kaydeden Arıklı, kurultay sürecinde parti olarak kazandıkları tecrübelere dikkat çekti. Bu süreçte yaşanan kırgınlıkların da geride bırakılması gerektiğini kaydeden Arıklı, partililere yeni bir sayfa açıyoruz diye seslendi. Atalay'ın 1190 oyla toplam oyların yaklaşık %35-40'lık bir kısmını almayı başardığını söyleyen Arıklı, bu rakamın az bir rakam olmadığına dikkat çekerek, Atalay'ın ekibinin ilerleyen süreçte güçlerini YDP'nin yükselmesi için kullanacaklarını ifade etti. Arıklı, seçimi centilmence yürüten diğer başkan adayı YDP Genel Sekreteri Milletvekili Talip Atalay'a teşekkürlerini iletti. Bu adım sayesinde küskünlüklerin partiye döndürülmesinin de sağlandığını kaydetti. Bugünden itibaren YDP'nin kardeşlik içerisinde birbirini kucaklayacağını, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğini kaydeden Arıklı, 5 Mayıs'ta Milletin Partisi ile birleşilmesinin ardından çok daha büyük bir güçle sahalara ineceklerini kaydetti. Başkanlık yarışını kaybeden YDP Genel Sekreteri Talip Atalay ise yeniden seçilen Erhan Arıklı'yı tebrik etti. Atalay, parti içerisindeki kırgınlıklara değinerek benzer kavgaların yaşanmaması için parti içerisinde hesaplaşmaların yapılması gerektiğini kaydetti. Partinin yeniden doğuşu için herkese büyük görev düştüğünü belirtti.
demokratik her sonuca açık olduklarını belirten Atalay, kendilerinin bir duruş sergilediklerini, ileriki süreçte de parti içerisinde yanlış gördükleri konulara itiraz etmeye devam edeceklerini kaydetti. Tarif Atalay, 2026'da iktidara gelebilmek için birlikte çalışılması gerektiğini vurguladı. Öte yandan YDP olan kurultayında parti meclisi oylamalarının sayımı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, parti başkanlığına yeniden seçilen Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı'yı kutladı. Cumhurbaşkanı Tatar, telefonla kutladığı Arıklı'ya, Yeniden Doğuş Partisi'nin ülke kalkınmasına, halkımızın refah ve mutluluğuna katkı koymaya devam etmesi en büyük temennimizdir, dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yeniden Doğuş Partisi 4. olan kurultayında gayri resmi sonuçlara göre yeniden genel başkan seçilen Erhan Arıklı'yı kutladı. Erhan Arıklı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Tatar, Yeniden Doğuş Partisi'nin bir demokrasi şöleni şeklinde ve büyük bir katılımla kurultay gerçekleştirdiğini söyleyerek yeniden genel başkan seçilen Erhan Arıklı'yı tebrik etti. Tatar yaptığı açıklamada YDP'nin 4. olan kurultayının demokratik bir şekilde gerçekleşmesine katkı koyan diğer aday Milletvekili Talip Atalay'ı da ayrıca kutladığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, Yeniden Doğuş Partisi'nin ülke kalkınmasına, halkımızın refah ve mutluluğuna katkı koymaya devam etmesi en büyük temennimdir ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü çalışmalarına başladı. Genel Kurul bugün yasama görevini gerçekleştiriyor. Sayın Milletvekilleri, Cumhuriyet Meclisi'nin 10. dönem... Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkanı Zorlu Töre Başkanlığı'nda saat 12.10'da yasama göreviyle toplandı. Mecliste iş tüzüğün 62. maddesi uyarınca söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali, asgari ücretin acilen güncellenmesi ve hayat pahalılığının da doğru hesaplanması gerektiğini belirtti. Şahali, et fiyatlarında yapılan düzenlemeyle ilgili eleştirilerini de sıraladı. Tarım ve Doğa Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da genel kurulda yaptığı konuşmada küçükbaşın maliyetleri hakkında bilgi verdi ve hayvan popülasyon varlığında yaşanan sorunlara destek çıktı. Hayvan popülasyon varlığını artırma yönünde politikalar ürettiklerini ifade eden Çavuş, bu yıl içerisinde %20 büyümesini hedeflediklerini belirtti. Genel kurul toplantısının gündeminde Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Değişiklik Yasa Tasarısı ve İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi'nin tasarıya ilişkin raporu bulunuyor. Genel kurulda ayrıca Poliçeler Değişiklik Yasa Tasarısı'nın 3. görüşmesi de gerçekleştirilecek. Hür İşçi Sendikası, Asgari Ücreti Saptama Komisyonu'nun toplanması için resmen başvuruda bulundu. Hür İş Federasyonu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun toplanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na resmen başvuruda bulunduğunu duyurdu. Federasyon Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücret yasasının bize verdiği yetkiyle resmen asgari ücret masasının toplanması için çağrımızı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yapmış bulunmaktayız. Özellikle hükümete vermiş olduğu sözü hatırlatıyoruz ifadelerini kullandı. 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak şekilde yeni asgari ücretin belirlenmesi gerektiğini kaydeden Ahmet Serdaroğlu, amaç toplantıyı geciktirip asgari ücreti Haziran ayına sarkıtmaksa bunu kabul etmeyeceğimizi kamuoyuna bildiririz. Böyle bir tartışmaya girmemek için herkesi sağduyuya davet ediyoruz, dedi. Dünyadaki gelişmelerle devam ediyoruz. İsrail ordusunun Gazze şeridine yönelik saldırılarında en az 22 Filistinli hayatını kaybetti. 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 34.500'e dayandı. Filistin resmi haber ajansına göre İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Ebu Husayra caddesinde Et Terturi ailesine ait evi hedef alması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze kentinin güneyindeki Sabra mahallesinde İsrail savaş uçaklarının Hicazi ailesine ait evi bombalaması sonucuysa iki Filistinli kadın hayatını kaybetti, yaralanan ve enkaz altında kalanlar oldu. Gazze şeridinin güneyinde Refah kentinin doğusundaki Cenine mahallesinde İsrail savaş uçaklarının Hatif ailesine ait evi hedef alması nedeniyle en az 4 Filistinli öldü, birçoğu da yaralandı.
İsrail ordusunun Refah merkezindeki Shabura mülteci kampında yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Havacat ailesine ait evi bombalaması sonucu 6 Filistinli yaşamını yitirdi. Refah'ta İsrail ordusunun Ebu Taha ailesine ait evi hedef alması sonucunda ise 5 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusu Gazze şeridinde büyük bir insani felaket yaşanıyor. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda en az 14.685'i çocuk, 9.670'i kadın olmak üzere 34.454 Filistinli öldürüldü, 77.575 kişi ise yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı Riyad Ekonomi Forumu'na İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları damgasını vurdu. Forumda konuşan Filistin Devlet Başkanı Muhammed Abbas, İsrail'in tam güvenlik Filistinlilerin de kendi kaderini tayin etme hakkı bulunduğunu söyledi. Abbas, Filistin için tam tanınma çağrısında bulundu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı Riyad Ekonomi Forumu özel oturumunda yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler'e Filistin'in tam üye olarak tanınması, Avrupa ülkelerine İsrail'i tanıdıkları gibi Filistin Devleti'ni de tanımaları çağrısında bulundu. Abbas, İsrail'in tam güvenlik elde etme hakkı vardır, biz Filistinliler olarak dünya halkları gibi kendi kaderimizi tayin etme ve bağımsız devlet olma hakkına sahibiz diye konuştu. Batı Şeria'da zorunlu göç endişesini dile getiren Abbas, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını bitirdikten sonra Batı Şeria'ya yönelip halkı Ürdün'e sınır dışı etmesinden endişe duyuyorum ifadesini kullandı. Mahmud Abbas, Amerika'nın İsrail'i durdurmaya zorlayabilecek tek taraf olduğunun altını çizerek yaşananlardan Amerika'yı sorumlu tuttu. Abbas, Filistin halkının hem Gazze hem de Batı Şeria'dan göçe zorlanmasını reddettiğine dikkati çekerek Gazze'ye saldırıların durdurulması ve bölgeye insani yardımın ulaştırılması gerektiğini söyledi. Değerli izleyenler, Gürcistan'da yabancı etkinin şeffaflığı konulu yasa tasarısı karşıtı gösteride güvenlik güçleriyle göstericiler arasında arbede çıktı. Polis biber gazıyla göstericilere müdahale etti. İlk kez geçen yıl meclis gündemine taşınan ancak tepkiler üzerine geri çekilen yasa tasarısı ülkedeki uluslararası mali kuruluşların, sivil toplum kuruluşları ve medya gibi kurumlara sağladığı finansmanı denetim altına almayı hedefliyor. Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin parlamentoya sunduğu yabancı etkinin şeffaflığı konulu yasa tasarısına karşı protestolar sürüyor. Başkent Tiflis'te gece saatlerinde toplanan binlerce kişi, Cumhuriyet Meydanı'ndan parlamento binasına kadar yürüyüş yaptı. Söz konusu yasa tasarısına karşı çıkan göstericiler, ellerinde Gürcistan ve Avrupa Birliği bayraklarıyla yasa tasarısı karşıtı pankartlar taşıdı. Bu tasarının yasaya dönüşmesi durumunda ülkenin Avrupa Birliği ile entegrasyonu sürecinin olumsuz etkileneceğini savunan göstericiler, Avrupa'ya evet, Rus yasasına hayır sloganları attı. Göstericilerin parlamento binası önünde hükümetin düzenleyeceği bir etkinlik kapsamında kurulan ve bariyerlerle korunan sahneye girmek istemesine polis izin vermedi. Güvenlik güçleriyle göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis biber gazıyla göstericilere müdahale etti. Parlamento binasının girişlerini kapatan polis, göstericilerin binanın çevresinde insan zinciri oluşturmasına izin vermedi. Bazı göstericilerin parlamento binası önündeki bekleyişi ise sürüyor. Dünyanın ardından yeniden ülkedeyiz. 135 Lions Kulübü Yönetim Çevresi 1. Konvansiyon Etkinliği başkent Lefkoşa'da gerçekleştirildi. Etkinliğe Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de katıldı. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 135 Lions Kulübü tarafından organize edilen Yönetim Çevresi 1. Konvansiyon etkinliğine katılarak konuşma yaptı. Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre Töre konuşmasında Lions'ların yardımlaşma ve dayanışma içerisinde insanların hayatlarına dokunduğunu ifade etti.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Gazze'de yaşananlara da dikkat çekerek Lyons'ların bu konuda ortak ses vermesini istedi. Sayın seyirciler, YÖDAK Başkanı Aykut Hoca'nın Ankara'da Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı'na katıldı. Konferansta yüksek öğretim sisteminde kalitenin önemi konuşuldu. Türkiye Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun 2024 Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi. Yükseköğrenim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Profesör Doktor Aykut Hoca'nın toplantıya katıldı. YÖDAK'tan verilen bilgiye göre konferansa mükemmel bir yükseköğretim sistemi için kalite güvencesi ve akreditasyonun şart olduğu ifade edildi. Yükseköğretim kurumlarının akademik üretkenlik ve kaliteye odak alan, gençleri yeniliğe, değişime, teknolojiye, üretkenliğe yönlendiren bir yapıya sahip olması gerektiği kaydedilen konferansta, yükseköğretimin küresel sorunlara duyarlı bir yaklaşım benimsemesi, geleceğe şekil veren bir sistem olması gerektiği belirtildi. Konferansa uluslararası anlaşma, kalite konularında üniversitelerin uluslararası görünürlüklerini artırmak, uluslararası sıralamada üniversitelerin sayısını artırmak, akademisyenlerin yer aldığı uluslararası projelerle nitelikli yayın sayılarını artırmanın hedefleri arasında olduğu ifade edildi. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası ELSEN, kamuoyunun enerji politikalarına ilişkin görüşleri ve Kıptek algısı konulu araştırma yaptı. Araştırma sonuçlarına göre Kıbrıs Türk halkı hükümetin enerji politikalarını başarısız buluyor. Kıptek'in siyasetten arındırılıp özerk bir yapıya kavuşturulmasını istiyor. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası ELSEN tarafından yaptırılan kamuoyunun enerji politikalarına ilişkin görüşleri ve Kıptek algısı konulu araştırmanın sonuçları bugün düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. ELSEN yetkililerinin ve kamuoyu araştırmasını yapan Metron Araştırma Kurumu yetkililerinin hazır bulunduğu basın toplantısı Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği lokalinde gerçekleştirildi. Araştırma sonuçları halkın ağırlıklı çoğunluğunun hükümetin enerji politikasını başarısız bulurken, Kıptek yönetiminin performansından memnun olmadığını da ortaya koydu. Ankete katılanların çoğunluğunun tercihi Kıptek'in siyasetle bağının koparılarak özerk bir yapıya kavuşturulması. Basın toplantısında konuşan ELSEN Genel Başkanı Ahmet Doğucu, yönetim olarak en büyük gayrilerinin toplumun öz varlığı olan Kıptek'in geleceği olduğunu söyledi. Tuğcu, hedefimiz ve mücadelemiz siyasetten arındırılmış özel bir yapıya kavuşturulacak bir Kıptek'tir. Yatırımlar aracılığıyla kendi kendine yetebilen, elindeki kaynakları doğru kullanarak toplumun enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla daha düşük maliyette üretim yapabilen bir Kıptek'tir. Çocuklarımızın geleceğini kurtarabilmek adına çevreci enerji politikalarının hayata geçirilebilmesidir, dedi. BRT Haber Merkezi'nden gün ortasına yansıyan haberler böyleydi. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Hoşça kalın. Aksa Süper Lig'de Mausa Türk Gücü son haftaya 79 puanla lider girdi. Sarı Yeşilliler 76 puan ve 52 averaja sahip. Cihangir'in önünde 79 puan ve artı 90 averajla Şampiyonluk Kupası'na odaklı. Playout'ta Çaynabasar Gençlik Gücü Mesarya ve Küçükkaymaklı mücadele verecek. Yeni Cami, Peral Arnaka Gençler Birliği ve Lefke arasındaki 4. sıra yarışı son hafta noktalanmış olacak. 1. Lig'de şampiyonluğunu haftalar önce ilan eden ve Süper Lig'e çıkan Miracle Değirmenliği'nin ardından direkt olarak çıkacak ikinci takım da belli olmadı. SNTP 50 puanla ikinci, 48 puanla Gönyeli 3. 47 puan ve averajla Dems Construction Çanakkale 4. ve Yalova'da averajla 5. sırada. Mustafa Acari Yılmazköy 46, Binatı 45 ve Ahmetköy ise 44 puanla playoff mücadelesinde. Bu arada Bafülk Yurdu'nun ardından ligden düşen ikinci takım Girne Halkevi oldu.
Puma Kadınlar Ligi'nde yarı final ilk maçları oynandı. Çaynabasar Gençlik Gücü Küçük Kaymaklı karşısında 4-1 kazanırken GG'nin finallerdeki değişmeyen rakibi Dems Construction Mausa Spor Akademisi Doğan Türk 1-2 2-2 berabere kaldı. Basketbol Extend Kadınlar Ligi başlıyor. Lig açılış maçında bu akşam saat 19'a yine Ertuğrul Apakan Spor Salonu'nda Akdeniz Spor Birliği ile Levent Spor karşı karşıya gelecek. İlk haftanın diğer maçı 2 Mayıs'ta Sezar Larnaka Gençler Birliği ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasında oynanacak. Bu arada Levent Gelişim Savoy Marmara maçı gelecek haftaya alındı. İbrahim Yavuz'un da forma giydiği Fenerbahçe tekerlekli sandalye basketbol takımı EuroCup 1'de şampiyon. Sarı lacivertliler final maçında İspanyol ekip Bilbao'yu 78-75 mağlup ederek birinci oldu. İbrahim Yavuz 14 dakika 54 saniye oyunda kaldığı maçı 4 sayı 2 reboundla tamamladı. BKR Insurance Tenis Ligi'nde şampiyonluk Gönyeli Tenis Kulübü'nün oldu. Gönyeli Belediyesi tenis kortlarında oynanan finalde Gönyeli Tenis Kulübü güçlü rakibi Gazi Mausa Belediyesi tenis kulübüne karşı mücadele verdi. Finalden 4-3 üstün ayrılan Gönyeli lig şampiyonluğunu kazandı. Lefkoşa Şehir Kulübü 3. Girne Amerikan Üniversitesi ligi 4. tamamladı. Lefke Avrupa Üniversitesi ile Arukat Ankara Spor Derneği Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi'ne yükseldi. Ligde oynadığı 6 maçı da kazanan Lefke Avrupa Üniversitesi ikinci bitirerek Türkiye Süper Lig'e çıktı. Arukat Ankara'da 3. sırada tamamlayarak Süper Lig hakkı kazanan bir diğer ülke takımı oldu. Okçuluk Federasyonu'nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği Süper Minik ve Minikler yarışması dün yapıldı. Atatürk Spor Kompleksindeki okçuluk atış alanında yer alan Süper Minik ve Minikler yarışması 10 kategoride gerçekleştirildi. Fransa 1. Futbol Ligi Lig 1'de Paris Saint-Germain Monaco'nun Olympique Lyon'a 3-2 yenilmesiyle bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 70 puanla zirvede bulunan PSG, 58 puanda kalan en yakın takipçisi Monaco'nun önünde yarışı tamamladı. Paris Saint-Germain üst üste 3 olmak üzere 12. şampiyonluğunu elde etti. İngiltere Premier Lig'de Arsenal'la Manchester City'nin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Arsenal ilk yarıda bulduğu gollerle deplasmanda Tottenham'ı 3-2 yendi. Kırmızı beyazlılar 80 puana ulaştı. Ligin diğer maçında Manchester City deplasmanda Nottingham Forest'i 2-0 mağlup etti. Bir maçı eksik olan Manchester City 80 puanla lider Arsenal'ın 1 puan gerisinde bulunuyor. Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 34. haftasında 2-0 geriye düştü. Maçta Gaziantep'i 4-2 mağlup etti. Son 4 maçında 3. galibiyetini alan Bordo Mavililer 58 puanla 3. basamakta yer alıyor. Trendyol 1. ligin 32. haftasında Göztepe evinde Gençler Birliği'ni 2-0 yenerek bitime 2 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Bu galibiyetle puanını 66'ya getiren Göztepe, Eyüpspor'un ardından Trendyol Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu. Basketbol Şampiyonlar Ligi 4'ü finalinde Tenerife'yi 80-75 yenen Malaga şampiyonluğun sahibi. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda tarihinde birer Koraç Kupası ve Avrupa Kupası zaferleri bulunan Malaga, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk zaferini elde etti. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Merhabalar efendim, merhabalar. Evet, tozlu dumanlı günler 2 Mayıs'a kadar devam edecek. Evet, güneyli hava akımlarıyla Büyük Sahra üzerinden bir haftadan beridir gördüğümüz toz zerreciklerinin 2 Mayıs'a kadar, bugünkü tahminlerime göre 2 Mayıs'a kadar devam edecek. Bugün yoğunluğu
az da olsa buna kanmayalım. Çünkü zamanla yoğunluğu toz zerreciklerinin artacak diyelim. Evet, tabii ki oldukça nemli hava kütlesinin etkisine girdi Kıbrıs adası ve parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu bir görünüm olacak hafta boyunca. Yine mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık seyri olmasını da bekliyoruz. Rüzgarlarımız bugün kuzey ve batıdan hafif, yer yer orta kuvvette esecek. Kıbrıs'ta hava bugün parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu geçecek diyorum. Tabii ki toz zerreciklerini de unutmamak gerekir. Ve en yüksek hava sıcaklıkları. Lefkoşa'da 32 derece, Girne'de 25 derece, Güzelyurt'ta 29, Lefke'de 28, Alev Kayası'nda 26, Yenerenköy, Dipkarpaz, Mehmetçik ve Zaferburnu'nda 24, İskele'de 32, Gazimağusa'da 28, Larnaka'da 27, Limassol'da 28, Baf'ta 25 ve Trodos'ta 18 derece. Ve gecemiz parçalı bulutlu ve tozlu geçecek. En düşük hava sıcaklıkları Güzelyurt'ta 14, Lefkoşa'da 15, Lefke ve Girne'de ise 20 derece, Alev Kayası'nda 18, Gazimağusa'da 15, İskele'de 16, Larnaka'da 18, Yenerenköy, Dipkarpaz, Mehmetçik ve Zaferburnu'nda 19, Limassol'da 17, Baf'ta 16 ve Trodos'ta 8 derece. Ve geliyoruz yarına. Yine hava parçalı, zamanla çok bulutlu geçerken en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 33 derece, Lefke ve Güzelyurt'ta 30, Girne'de 26, Alev Kayası'nda 27, İskele'de 33, Gazimağusa'da 29, Yenerenköy, Mehmetçik, Zaferburnu'nda 26, Larnaka'da 28, Limassol'da 27, Baf'ta 25 ve Trodos'ta 18 derece. Ve denizlerimizde hava efendim parçalı, zamanla çok bulutlu geçerken tüm denizlerimizde kuzey ve batıdan 3 ile 4 kuvvetinde bir rüzgar esecek. Hafif, yer yer orta dalgalı bir deniz, 1-1,5 metrelik de dalga boyu oluşacak bugün tahminlerimize göre. Ve deniz suyu sıcaklığı 21, ultraviyole ve orman yangın olasılığı çok yüksek. Evet, diğer yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu. Για το όραμα λύσης στην βάση των δύο κρατών μίλησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ερσίν Τατάρ σε συνεδρία της Πολιτικής Ακαδημίας του Κόμματος Εθνικής Ενότητας. Είναι ευθύνη όλων να διεκδικούμε το κράτος μας. Δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ το κράτος, την κυριαρχία και την εγγύηση της Τουρκίας, τόνισε ο κ. Σατάρ, επεξηγώντας ότι ο Τουρκοκυπριακός λαός έδωσε μεγάλους αγώνες για να μην γίνει η Κύπρος ένα ελληνικό νησί. Υπόραμισε ότι οι Τουρκοκύπροι, ως ιδρυτικός ίσως εταίρος της Κυπριακής Δημοκρατίας του 1960, είναι εξίσου ίση με τους Ελληνοκύπριους. Η Τουρκία έχει το δικαίωμα να επεμβαίνει μονομερώς βάσει των συμφωνιών εγγύησεων και συμμαχίας, είπε ο κ. Πρόεδρος και τόνισε ότι αν επιτευχθεί μια συμφωνία στην Κύπρο, η διατήρηση της μονομερούς εγγύησης της Τουρκίας και της παρουσίας τουρκικών στρατευμάτων στο νησί είναι οι κόκκινες γραμμές της τουρκοκυπριακής πλευράς. Το αντίθετο θέμα παραχώρησης από αυτές τις αρχές σημείωσε.
Δηλώνοντας ότι υιοθέτησε μια πολιτική μοντέλου λύσης που βασίζεται στην συνεργασία δύο κρατών μετά την εκλογή του ως πρόεδρος, ο κ. Σατάρ είπε ότι η νέα πολιτική του υποστηρίζεται πλήρως από την Τουρκία και ότι ο Τούρκος πρόεδρος Recep Tayyip Erdoğan και άλλοι αξιωματούχοι εξαγγέλουν αυτή την πολιτική στον κόσμο με όλη την δύναμη τους. Υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκική Δημοκρατία της Βορείας Κύπρου είναι μέλος του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών με τις πρωτοβουλίες της Τουρκικής Δημοκρατίας, ο κ. Σατάρ σημείωσε ότι το καθεστώς του κράτους αναβαθμίζεται σταδιακά. Σημειώνοντας ότι στην Κύπρο υπάρχουν δύο ξεχωριστά κράτη, δύο ξεχωριστοί λαοί και δύο ξεχωριστές δημοκρατίες, ο κ. Πρόεδρος τονίσε ότι οι Τουρκοκύπροι έχουν το δικαίωμα να καθορίσουν το μέλλον τους με μια συμφωνία βασισμένη στην κυριαρχία. Ο πρόεδρος Σατάρ είπε ότι η Τουρκική Δημοκρατία της Βορείας Κύπρου, η οποία είναι ένα ανεξάρτητο τουρκικό κράτος νοτιότερα, είναι το κλειδί για την ειρήνη, την ηρεμία και η ασφάλεια στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένη της νήσου Κύπρου και της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Λέοντας ότι το ΟΠΕΠΕ έχει μεγάλα καθήκοντα για την συνέχιση, την διευθέτηση και την ρίζωση της νέας πολιτικής, επεσήμανε ότι η δημοκρατία θα πρέπει να συνεχίσει να κυβερνάται με ενότητα και αλληλεγγύη. Έχουμε κάνει την φωνή του τουρκοκυπριακού λαού να ακούγεται παντού. Έχουμε επεξήγηση στα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους ομόλογους μας τα εν γέννη μας δικαιώματα πως συνεχίζουμε την ύπαρξη μας, ότι δεν θα δεχτούμε μια συμφωνία στην οποία η πλειοψηφία θα κυβερνήσει την μειονότητα και ότι θα καθορίσουμε το δικό μας μέλλον, είπε και συνέχισε. Με την επιβεβαιώση της κυριαρχικής μας ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος μας, θα ξεκινήσουμε νέα και επίσημη διαπραγμάτευση. Εάν δεν βρεθεί κοινό εδαφός μεταξύ των δύο πλευρών, δεν θα καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Υποδεικνύοντας ότι δεν έχουν επιτευχθεί αποτελέσματα στις διαπραγματεύσεις σε ομοσπονδιακή βάση εδώ και χρόνια, ο Έρσιν Τατάρ είπε: «Η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν θέλει να μοιραστεί την ισότητα με την τουρκοκυπριακή πλευρά». Μετά την μονομερή ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία δεν περιλαμβάνεται η Τουρκία, η εγγύηση και η στρατιωτική παρουσία θα εξαφανιστούν με μια λύση σε ομοσπονδιακή βάση. Για το λόγο αυτό, δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ το κράτος μας, την κυριαρχία μας και την εγγύηση της Τουρκίας. Ο πρόεδρος της Βουλής του Λουτσόρε συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης του Αζερβαϊτζάν, Φεζαήλ Ιπραχιμλή, στην Ιστάνμπουλ, στο περιθώριο της 5ης συνεδρίασης της Διακοινοβουλευτικής Πλατφόρμας για την Ιερουσαλήμ. Σε ομιλία του στην διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Σορέι είπε ότι η Τουρκία, το Αζερβαϊτζάν και η Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου είναι σε πολύ σοβαρή συνεργασία και σημείωσε ότι μια αντιπροσωπεία της Βουλής της Δημοκρατίας διεξάγει επαφές στο Πακού. Δηλώνοντας ότι ομάδες φιλίας από το Αζερβαϊτζάν και την Τουρκία θα επισκεφτούν την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου στα μέσα Μαΐου, ο πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε την πεποίθηση του για την βελτίωση των υφιστάμενων σχέσεων. Ο κύριος Τσορέ τονίσε ότι αυτές οι τρεις χώρες θα πρέπει να συνδυάσουν τις δυνατότητες τους στον τομέα της ενέργειας, της οικονομίας και της πολιτικής. Από πλευράς του, ο αντιπρόεδρος της Αζερικής Εθνοσυνέλευσης, Φεζαήλ Ιπραχιμλή, είπε ότι ο οργανισμός τουρκικών κρατών είναι σημαντικός και ότι η χώρα του αποδίδει σημασία στις σχέσεις με τα τουρκικά κράτη. Το τέταρτο τακτικό συνέδριο του κόμματος της Αναγέννησης πραγματοποιήθηκε χτες Κυριακή. Ο πρόεδρος του ΙΕΔΕΠΕ, Υπουργός Δημοσίων Έργων και Συγκοινωνιών Ερχάν Αρακλή, επανεξελέγει ως αρχηγός του ΙΕΔΕΠΕ, λαμβάνοντας 1.956 από τις 3.121 ψήφους. Εκφωνώντας σύντομη ομιλία μετά την επανεκλογή του, ο Ερχάν Αρακλή δήλωσε ότι υπήρξε ένα συνέδριο στο οποίο δεν υπήρχαν χαμένοι και μόνο το ΙΕΔΕΠΕ ήταν ο νικητής. Σημειώνοντας ότι το τακτικό συνέδριο θα είναι η αναγέννηση του κόμματος της Αναγέννησης, ο Αρακλή επέστησε την προσοχή στις εμπειρίες που απέκτησαν ως κόμμα κατά την διάρκεια της διαδικασίας του συνεδρίου. Σημειώνοντας ότι από σήμερα το ΙΕΔΕΠΕ θα αγκαλιάζει ο ένας τον άλλον αδελφικά και θα ενεργεί σε ενότητα και αλληλεγγύη, ο Αρακλή είπε ότι μετά την συγχώνευση με το κόμμα του Έθνους στις 5 Μαΐου θα κατέβουν στα γήπεδα με πολύ μεγαλύτερη δύναμη. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος Ερσίν Τατάρ συνεχάρει τον Ερχάν Αρακλή για την επανεκλογή του.
Ο πρόεδρος Τάταρ συνεχάρη τον αρεκτό τηλεφωνικά και είπε «Η μεγαλύτερη ευχή μου είναι το ΙΕΔΕΠΕ να συνεχίσει να συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας και στην ευημερία και την ευτυχία του λαού μας». Η 21η Οντιπορία Ορχιδέων διοργανώθηκε χτες Κυριακή από το Ίδρυμα Ερευνών κατά του Καρκίνου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σουλεϊμάν Τζενγκίς Εμινόλο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Έρσιν Τάταρ, ο οποίος συμμετέσχε στην Οντιπορία, επισκέφθηκε τα περίπτερα και συνομίλησε με τους πολίτες. Το περίπτερο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο της Προεδρικής Επιτροπής Επιστήμης και Υγείας έλαβε επίσης χώρα στην εκδήλωση. Μιλώντας εδώ, ο πρόεδρος Τάταρ επισήμανε την σημασία των επιστημονικών μελετών και είπε ότι ο τουρκοκυπριακός λαός και οι θεσμοί και οργανισμοί της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου έχουν επιδείξει μεγάλη ευαισθησία στο θέμα. Λέγοντας ότι συνεχίζουν να υποστηρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις επιστημονικές μελετές, ο Τάταρ είπε «Σήμερα με αυτή την οντιπορία στέλνουμε για άλλη μια φορά το μήνυμα ότι πρέπει να δίνουμε σημασία στην υγεία μας». Τόνισε επίσης την σημασία του αθλητισμού και του περπατήματος για την υγεία και την προστασία από ασθένειες. President Ersin Tatar on Saturday pointed out that there are two separate states, two separate peoples and two separate democracies in Cyprus, emphasizing the right of Turkish Cypriots to determine their own future based on sovereignty. Protecting our state is everyone's responsibility. We will never compromise on our state, sovereignty and Turkey's guarantee, Tatar said as he addressed a panel titled The Vision of a Two-State Solution at the National Unity Party's Political Academy. Tata recounted the Turkish Cypriot's significant struggles to prevent Cyprus from becoming solely a Greek island, emphasizing that efforts had increased sensitivity towards Cyprus in Turkey, ensuring support for the national cause. He also highlighted that Turkish Cypriots were equals of Greek Cypriots as co-founders of the 1960 Republic. Tatar noted that sovereign equality derived from the 1960 agreements and recalled that Turkey's unilateral intervention rights are derived from the treaties of guarantees and alliance, emphasizing that if there is to be an agreement in Cyprus, the unilateral guarantee of the Republic of Turkey and the continued presence of troops as a deterrent force are red lines for the Turkish Cypriot side from which they will never back down. Tatar mentioned that his two-state solution policy was fully backed by Ankara and that recent initiatives to promote the existence of the TRNC had started yielding results. We have made the voice of the Turkish Cypriots heard everywhere. We have explained to the United Nations, the European Union and other stakeholders how we maintain our rights, our existence and that we will not accept an agreement where the majority will govern the minority and that we will determine our own future. As they listened, they acknowledged our rights. With the confirmation of sovereign equality and our equal international status, we will commence new and official negotiations. If there is no common ground, we will not sit at the negotiation table, Tatar declared. Tatar noted the lack of any results in the years-long negotiations for an agreement for a federal settlement, stating the Greek Cypriot side does not want to share equality with the Turkish Cypriots. After Cyprus's unilateral accession to the European Union without Turkey's involvement, a federal solution will remove the guarantee and military presence. Therefore, we will never compromise on our state, sovereignty and Turkey's guarantees. The National Unity Party General Secretary and Gazi Mavsa MP Orhan Hasiboğlu has said that justice will prevail sooner or later. Hasiboğlu, who is head of the Temporary and Special Parliamentary Committee established to monitor the legal and judicial process regarding the Isias trial, was speaking after the third High Criminal Court in the Turkish city of Adıyaman ordered that a new report be written regarding the deaths of the 24 Turkish Cypriot children and 11 adults, as well as 47 others who were killed when the Isias Hotel in Adıyaman collapsed during the earthquakes which hit the region on February the 6th last year. The most recent expert report prepared by the Gazi University had generated controversy as it had been much less scathing than the other two and had led to the release of two of the accused who had initially been held in custody following the first phase of the trial in January.
In court on Friday, the prosecution had requested that the two be retained, but the court ruled against the request. However, the court ordered that the hotel owners Ahmet Bozkurt and his son Mehmet Fatih Bozkurt, as well as the building's architect Erdem Yıldız, remain in custody. The next hearing will take place on June the 12th. Evaluating the outcome of Friday's hearing, the UBP General Secretary and Gazi Mausa MP Orhan Hasiboğlu, who heads the parliamentary committee in charge of following up on the developments, said that justice will prevail sooner or later. He said that the government and opposition were jointly backing and supporting all efforts of the prosecution. Throughout all expert and witness testimonies in court, it is an undeniable fact that the Bozkurt family still claims that the hotel was built to standards and that they didn't have any wrongdoing, said Hasiboğlu, expressing astonishment at the defense's allegations and remarks. He said that Friday's hearing has revealed the potential of upgrading the charges to causing death with possible intent. The revelation that a construction permit was obtained with forged documents and the actions that followed could be tantamount to murder, Hasiboğlu said, arguing that there were actions that could be tantamount to murder. He emphasized the need for the defendants to be tried for possible intent. Regarding the court's order for a new report, Hasiboğlu said that this was a positive development. The leader of the Rebirth Party, Erhan Arıklı, who also currently serves as the Minister of Public Works and Transportation, was re-elected as the party leader at his party's fourth ordinary congress. Arıklı defeated his rival Talip Atalay by receiving 1,956 of the 3,123,000 votes cast at the congress. Delivering a short speech after his re-election, Erhan Arıklı congratulated all party members for holding a congress that was fit for the Rebirth Party. He said that there were no winners or losers, only the Rebirth Party as the winner. Noting that the congress held a new era within the Rebirth Party, Arıklı drew attention to the experience they gained as a party during the process leading to the elections. Emphasizing that the Rebirth Party will act in unity and solidarity, Arıklı reminded that the party will become even more stronger once it merges with the Nation's Party on May the 5th. Meanwhile, President Ersin Tatar congratulated Erhan Arıklı on Sunday following his election victory. Speaking with him over the phone, Tatar said, "It is my greatest wish that the Rebirth Party will continue to contribute to the development of the country and the welfare and happiness of our people." The Speaker of the Republic's Assembly, Zorlu Töre, within the framework of his recent contacts in Istanbul, met with the Deputy Speaker of the Azerbaijan National Assembly, Fezail İbrahimli, who was in Istanbul to represent his country at the fifth conference of the Interparliamentary Jerusalem Platform. Speaking during his meeting, Töre said that Türkiye, Azerbaijan and the Turkish Republic of Northern Cyprus are closely cooperating on several issues and that a delegation from the TRNC Republic's Assembly also held talks in Baku, noting that on May the 12th and 16th, the parliamentary friendship groups from Azerbaijan and Türkiye will come to the TRNC. Töre stated that contacts between the countries will progress further. He said that the countries, which are one nation and three states, should combine their opportunities in energy, economy and in politics as well. Fezail İbrahimli, for his part, said that the organization of Turkic states is important and in this context, they attach importance to relations with Turkic states. The 21st Orchid Walk, organized by the Cancer Research Foundation in cooperation with the Süleyman Cengiz Eminoğlu Foundation, was realized over the weekend at the Dilekkaya Forest. President Ersin Tatar visited the stands and chatted with the citizens. The Presidential Science and Health Committee also set up a cancer information and awareness stand at the event. Speaking during the event, President Ersin Tatar pointed to the importance of scientific studies and said that the Turkish Cypriot people and the institutions and organizations of the Turkish Republic of Northern Cyprus have shown great sensitivity on the issue. Stating that they continue to support scientific studies as much as possible, President Tatar said, "Today, with this walk, we are once again sending the message that we should give importance to our health." He also emphasized the importance of exercising for a healthy life.